Konuşmamız lazım kardeş. Sana da günaydın Şevket. Vallahi kusura bakma, hiç günün aydığı yok. Ben şimdi bu giriş faslını geçiyorum, direkt sonuca varacağız. Senin bu giriş dediğin bir niyettir aslında. Gün aydın olsun. Yani her ne olursa olsun sonu hep benim için hayırlı olsun demektir. Karşındakine selam vermektir. Günün aydın olsun kardeşim demektir. Çünkü bütün insanlar birbirine bağlıdır Şevket. Senin mutsuzluğun beni, benim mutsuzluğum seni ve ikimizin mutsuzluğu bütün bu mahalledeki herkesi negatif etkiler. Şimdi rica ediyorum, kara bulutlarının cebine sok ve her şeye baştan başlayalım. Sen iyice kafayı yedin ha. Otur ya ha. Saç sakalı birbirine karışmış. Konu ne? Elinde ne var? Elinde ne var? Hah, kitap var. Dalga mı geçiyorsun lan? Oğlum elinde ne var? Ben sana sordum ya ama evlilik teklifi bulabilir misin bana bilmem ne diye. Ha. Şevkat, Picasso der ki ben düşünmem diyerek bulurum. Ben o konu hakkında çok bir şey düşünmedim. Yani fikrin peşinden koşmadım. Fikir bana gelsin diye bekliyorum. İstiyorsan biraz da başka yerde bekle ya. Ha? Mesela düğün salonunda. Böylelikle benim gözüme de görünmemiş olursun. Fikri bulana kadar belki mahalleye de gelmezsin hatta. He? Şevkat, hedefin neyse niyetine ulaşırsın. Merak etme. Yani nasıl teklif edersen et. Bundan hiç kuşkun olmasın. Evrene gönderdiğin. Yani bir bakıma. Yani çağdaş terminolojiyle ifade etmek istersen aynen böyle söyleyebilirsin. La oğlum, hayatımın en ciddi teklifini yapacağım diyorum da burnumun dibindeki kıza ben niye evrene gönderiyorum ya? Sen gönder. Sen gönder evrene o zaman. Ondan sonra da bekle dur bakalım cevap geliyor mu geliyor. Evrene göndermiyorsun, bana güveniyorsun öyle mi? Tamam peki, oldu. Ben senin için bir fikir bulacağım. Ama Şevkat, evlilik teklifinin yani böyle çok can canlı, ilginç olması şart mı ha? Şevkat'e dedim ki, bana muhteşem bir evlilik teklifi yapmak zorundasın. Muhteşem bir evlilik teklifi yapmazsan Şevkat, ne olacak? Hayır mı diyecek, ha? Ay yok canım, ne hayır demesi. Zaten biz ikimiz de dünden razıyız evlenmeye. Hatta evlilik teklifine de gerek yok da... Ya ben seviyorum işte Şevkat'ı böyle sıkıştırmayı. Böyle benim için bir şeyler yapması, çabalaması falan hoşuma gidiyor. Bak, bence sadeliğin zerafeti ve basitin ihtişamına yönel. Sade, basit ama içten bir teklif ya. Ben sana 10 bölüm önce söyledim. Al bir çiçek, kalbinden geçenleri söyle. Bu kadar basit Şevkat. Vay be, vallahi tutarsa çok kolay yırtmış olacağım. Denemeye değer bence. Tabii ki. Denemek bedava. Yalnız şunu unutma, senin imtihanların biraz zor oluyor. Sen her ne kadar kolay desen de o imtihan bir yokuşa doğru çıkıyor. Öyle. Zaten vallahi Esin'le birlikte olmaya başladığından beri var ya, kader yolunun kamyoncusu oldum ya. Paso rampa, paso rampa. Ya vallahi ileride inşallah böyle çocuğumuz falan olursa otomatikman böyle kamyoncu olarak doğacak diye çok korkuyorum yani. Böyle atlet falan böyle. Kırlar biraz babasını. Aslında felsefenin büyüğü onlarda. Düşünsene direksiyon başında. Asfalt. Her yer tarla. Asfalt. Sen de anasının gözü artık, abartma.